Merhabalar arkadaşlar. 1 TYT 1 AYT soru çözüm videolarımız tüm hızıyla devam etmekte. Bugün TYT 8. denememiz geliyor arkadaşlar. İlk sorumuz şöyle. Yukarıdaki laboratuvar gereçlerinin kullanıldığı deneylerde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmış olamaz diyor. Evet, önce bu aletleri hemen bir tanıyalım arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar uzun borumuz nedir ismi? Bürettir. Alttaki arkadaşlar şu bölüm. Burası Erlenmeyer diye geçer. Erlenmeyer diyebiliriz, Erlen diyebiliriz. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar balon Joje'dir. Bu görmüş olduğumuz Huni. Ve en sonuncu arkadaşlar aletimiz ise dereceli silindir. Dereceli silindir ya da diğer ismiyle mezür olarak geçer. Mezür de denir. Şimdi hemen hızlıca bakalım neler söylemişler. A şıkkında diyor ki titrasyon işleminde harcanan asit ya da baz çözelsin hacmi ölçmüştür. Arkadaşlar şu olay komple titrasyon. Genelde asit baz tepkimelerinde kullanılan bir işlemdir. İşte yukarıya işte baz aşağıya asit ya da tam tersi yapılıp indikatörler yardımıyla renk değişiminden yararlanarak derişimi bilinen bir asit ya da baz yardımıyla derişimi bilmeyen asit ya da baz derişimini hesaplama yöntemidir arkadaşlar. O yüzden bu işlemde A şıkkında gördüğünüz gibi neyi kullanıyoruz? Bürett sistemini kullanıyoruz. O zaman Bürett ile ilgili bilgimiz var. B şıkkında diyor ki belli hacimde hazırlanan asit çözelsi başka bir kaba aktarılmıştır. Bunun için de arkadaşlar dereceli silindir yani mezür kullanılabilir. C şıkkına bakıyorum. Yoğunluğu 1,2 gram bölü mililitre olan 500 mililitrelik HCl çözeltisi hazırlanmıştır. Bunun için arkadaşlar balon joje kullanabiliriz. Çözelti hazırlamak için ya da yine Erlenmeyer'i kullanabiliriz. D şıkkında diyor ki Erlenmeyer'deki çözelti balon joje aktarılmıştır. Yani Erlenmeyer'deki daha geniş, daha dar bir yere aktarabilmek için ne yapmamız lazım? Huni kullanabiliriz arkadaşlar. Huni bunun için kullanabiliriz. Zaten burada hem Erlenmeyer'den bahsetmiş hem de balon joje'den bahsetmiş. E şıkkında toz veya küçük parçalar halindeki maddeler saat camına. Bu da arkadaşlar saat camı görsellerde kullanılmamıştır. O zaman cevabımız E'dir. Saat camı yüzeyi düzgün böyle pürüzsüz iç bükey biçiminde olan bir cam malzeme arkadaşlar. Az miktarda böyle katıları ısıtma ve kurutma işlemlerinde sıklıkla kullandığımız bir malzeme ama şu an görsellerde yok. İkinci soruya devam ediyoruz hemen arkadaşlar. İkinci sorumuz gelsin. İkinci soruda diyor ki asit veya bazlarla ilişkin aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır diyor. Bazların tamamı OH grubu içerir. Evet, yanlışı A şıkkında bulduk. Neden? Çünkü mesela amonyak NH3 ya var mı yapısında OH? Yok. O zaman NH3 bir baz mı? Evet, amonyak bir baz ama yapısında OH grubu yok. O zaman bu genelleme yanlıştır arkadaşlar. Bazların sulu çözeltisinin tadı acıdır. Evet, bazılar acı, asitler ekşi. Asitlerin sulu çözeltisinde H artı yon derişimi OH yon derişiminden fazla. Doğru diyebiliriz buna. Kuvvetli asitlerin derişik sulu çözeltisi elektriği iletir. Derişik demek arkadaşlar çözünen maddenin fazla olduğu durumlardır. O yüzden ve kuvvetli asitlerde %100 yoğunlaştığı için o yüzden sulu çözeltisi elektriği iletir. Derişik ve kuvvetli olması da daha iyi iletmesini sağlar. Asit ve bazların sulu çözeltisinde H artı OH yonu bulunur. Evet, bakın buna da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Hani asit çözeltisinde OH yonu yoktur demek yanlış bir ifadedir. Ya da bazın sulu çözeltisinde H artı yonu yoktur demek yanlış bir ifadedir. Çünkü tüm sulu çözeltilerde sudan gelen H artı veya OH yonları bulunmaktadır. O yüzden dikkat etmek lazım. Asitte OH yoktur ya da bazda H artı yoktur ifadesi yanlış. Tüm sulu çözeltilerde asit ve baz sulu çözeltilerinde H artı da vardır, OH eksi de vardır. Ama tabii ki asitlerde H artı fazladır. Bazılarda da OH eksi yonu fazladır diyebiliriz. Cevabı zaten A şıkkı olarak işaretledik. Peki üçüncü sorumuz gelsin arkadaşlar. Üçüncü sorumuz şöyle diyor ki bilim insanları atomu daha iyi anlamak için birçok araştırma yapmış ve bunun sonucunda çeşitli atom modelleri geliştirmişlerdir. 1800 yıllarda Dalton atom modeliyle başlayan bu süreç günümüzdeki modern atom teorisine kadar uzanmaktadır. İşte Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ve günümüzde de modern atom teorisiyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Atom modellerini sonlandırıyoruz. Şimdi günümüzde kabul gören modern atom teorisinin varsayımları arasında aynı zamanda hangileri içermektedir? Rutherford atom modelindeki çekirdek. Evet, yani çekirdeği arkadaşlar keşfeden kişi Rutherford'tur. Günümüzdeki modern atom modelinde de ne yapıyoruz? Biz çekirdeği kabul ediyoruz. O yüzden doğru bir ifadedir. Thomson atom modelindeki elektronu keşfeden kişi de Thomson'dır. Biz yine günümüzde elektronu ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Yani hem çekirdekten hem elektron modern atom teorisinin varsayımları arasında var arkadaşlar. Bohr atom modelindeki çekirdekten belli uzaklıktaki çembersel yörüngeler, katman,
yörünge. Bu kavram arkadaşlar Bohr-Atom modelinde var ama günümüzde biz yörünge kavramını reddediyoruz. Yörünge yok arkadaşlar. Elektronun yörüngede değil modern atom teorisine göre. Elektron nerede peki? Elektron elektronun bulunma olasılığının fazla olduğu bölgelerde. Bu bölgelere ne deniyor? Orbital deniyor. Elektron bulutu deniyor arkadaşlar. O yüzden orbital kavramı var modern atom teorisinde. Bohr atom modelindeki yörünge kavramını modern atom teorisi ne yapıyor? Kabul etmiyor. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Dördüncü soruya geçiyoruz hemen arkadaşlar. Şöyle gelsin dördüncü sorumuz. Diyor ki kimyasal türleri birbirinden ayırmak için gereken bağ enerjisi yaklaşık olarak 40 kilojül bölü mol veya daha düşük ise türler arasındaki zayıf etkileşim. 40 kilojül bölü mol daha büyük ise güçlü etkileşim var. Oluştuğu kabul edilir. Şimdi buna göre demiş tablodaki etkileşimler hangilerinin enerji değeri doğru olarak verilmiştir? HV molekülündeki arasındaki etkileşim. Bakın molekülleri arasında diyorsa moleküller arasında daima arkadaşlar zayıf etkileşim olur. Moleküller arasında zayıf etkileşim olur. O yüzden 40 kilojül bölü molden küçük demesi doğru bir ifade. H2O molekülündeki hidrojen ve oksijen atomları arasında, bakın atomlar arasında da sadece soy gaz atomları dışında tüm atomlar arası etkileşimler güçlü etkileşimlerdir. O yüzden 40 kilojül bölü molden büyüktür arkadaşlar. NaCl bileşinde sodyum artı 1 ve kloreksi iyonlar. İyonlar arasındaki etkileşimlerin tamamı güçlüdür arkadaşlar. Zaten iyonik bağdan bahseder. Mesela üçüncüsünde arkadaşlar iyonlar arasındaki etkileşim iyonik bağ temsil ediyor. Güçlü etkileşim. İkincide hidrojen ve oksijen atomları arasındaki etkileşim kovalent bağdan bahsediyor. Güçlü etkileşim. Birincisinde de zayıf etkileşim. Zayıf etkileşimden HV molekül arasında hidrojen bağları var. Onları da ekstra olarak söylemiş olalım. Zayıf etkileşim demiştik zaten. Üçü de o zaman doğru oldu mu? Doğru oldu arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacak. Beşinci sorumuz gelsin. Diyor ki bir atmosfer basınç altında saf suya bir miktar X tuzu ilave edilmesiyle oluşan çözelti 104 derecede kaynamaya başlıyor. Evet yani nedir? Uçucu olmayan bir madde saf suya eklendiği zaman ne olacaktır? Suyun kaynama noktası yükselecektir. Koligatif özellik olarak bilinir biliyorsunuz. Sabit sıcakta çözelte bir miktar daha X tuzu çözündüğünde demek ki doymamış arkadaşlar daha fazla çözebiliyoruz. Çözeltinin kütlesi artar mı? Evet çözelti çözücü artı çözünen. Biz çözünen ilave ediyoruz ve doğal olarak ne oluyor? Çözeltinin kütlesi artıyor. Çözündüğünü biliyoruz. Çünkü bir miktar daha X tuzu çözündüğünde diyor. O zaman çözeltinin kütlesi artacaktır. Çözelti donmaya başlama noktası yükselir. Şimdi koligatif özelliklerde arkadaşlar çözünen maddenin derişimi arttıkça kaynama noktası yükselir, donma noktası alçalır. Yani doğal olarak ne olacak? Biz bir miktar daha X tuzu çözdüğümüz zaman donma noktası alçalacak arkadaşlar, yükselecek demiş. O yüzden bu ifade yanlıştır. Çözelti yoğunluğu artar demiş. Evet sonuçta nedir? Çözünen maddenin kütlesi artacak. Çözeltinin kütlesi artacağı için çözeltinin yoğunluğu da çözeltinin kütlesi bölü çözeltinin hacmi. Hacim artmayacak mı diye soracaksınız. Hacim arkadaşlar katı maddeler çözündüğü zaman çözeltinin hacminde ciddi bir değişim olmadığı varsayılır. O yüzden kütle artarken hacim artmamış gibi düşündüğümüz zaman çözeltinin yoğunluğu artacaktır. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Altıncı sorumuz gelsin. Altıncı sorumuz arkadaşlar neyle alakalı? Hazır gıdalarla alakalı. Burada sütlerle ilgili bir soru gelmiş. Dayanıklı karton ambalajlarla paketlenmiş olan sütler ağzı açıldıktan sonra yaklaşık bir hafta bozulmadan kalabilmektedir. Bu şekilde sütlerle ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Şu anda kastettiği süt arkadaşlar UHT sütler. Çünkü gördüğünüz gibi açıldıktan sonra bile bir hafta bozulmadan kalabiliyor. Tabii burada nedir? UHT tekniğinin sağlamış olduğu durumdan kaynaklanır. UHT tekniğiyle işlenmiş sütler, evet ultra high temperature, yüksek sıcaklık. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Bu işlem aşamasında sıcaklık 2 saniye boyunca 138 dereceye kadar çıkarılıyor ve hızlı bir şekilde soğutuluyor. Burada 138 dereceye çıkarıldığı zaman sütün içerisinde tüm yararlı, zararlı bütün mikroorganizmalar öldürülüyor arkadaşlar. O yüzden zaten sütün bozulmasına neden olan da mikroorganizmalar. O mikroorganizmaların tamamı öldürülünce doğal olarak ne oluyor? Uzun süre bozulmadan kalabiliyor. Üçüncü öncülde de bunu söylemiş galiba. Bu ısıl işlem sırasında sütün yapısındaki bütün mikroorganizmaların öldüğünü söylemiş. Doğru söylemiş. O yüzden UHT sütleri arkadaşlar mikroorganizmaların tamamının öldürüldüğü bir işlemdir. Pastörizasyonda ise genelde arkadaşlar daha düşük sıcaklıklarda olduğu için bütün mikroorganizmalar öldürülmez ve bundan dolayı da daha kısa sürede tüketilmesi lazım. Günlük süt olarak bildiğimiz sütlerdir bu pastörize sütler. Onu da söylemiş olalım. Peki son bir sorumuz var. Bakalım yedinci sorumuz diyor ki saf bir maddenin farklı fiziksel halleri A, B, C olmak üzere demiş.
bilgileri verilmiş. Buna göre ABC halleri aşağıdakilerin hangisi doğru olarak verilmiştir? B'nin belli bir şekli olmamasına rağmen belli bir hacmi vardır. Belli bir şekli olmamasına rağmen belli bir hacmin olması B'nin arkadaşlar hangi halini temsil ediyor? Maddenin sıvı halini temsil ettiğini söyleyebiliriz. C hali kırılaşmaya uğrayabilmektir. Kırılaşma arkadaşlar gazdan direkt katıya dönüşümdür. C hali o zaman gaz mı? C hali gaz o zaman. O zaman B hali sıvıydı, C hali gaz. O zaman arkadaşlar A hali de ne kalacak? Bize katı olacak. Bunu sağlayan nedir? A şıkkı A katı, B sıvı, C de gaz. Cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar, bir TYT soru çözüm videomuz bitmiştir. Şimdi gelsin bir AYT. Merhabalar arkadaşlar, bir AYT denemesiyle karşınızdayım. Deneme 8 arkadaşlar, AYT 8. deneme. İlk sorumuz şöyle. Bize 3 tane hatta 4 tane bileşik vermiş. Demir 3 klorür, diklor heptaoksit, diklor monoksit arkadaşlar ve sodyum nedir? Perklorat verilmiş arkadaşlar. Şimdi bu bileşiklerde diyor demir 3 klorun iyon yükü. İyon yükü iyonik bağlı bileşiklerde kullanabiliriz. Yükseltgenme basamakla aynı arkadaşlar. Çaprazlamadan görebilirsiniz. Demir artı 3, klor eksi 1'dir. O zaman klorun iyon yükü eksi 3 değildir. Eksi 1'dir. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Diklor monoksit bileşiğinde arkadaşlar klorun yükseltgenme basamağı artı 1'dir. Oksijen eksi 2'dir. Klor artı 1'dir. Evet o zaman bu doğru oldu arkadaşlar. Diklor heptoksit ve sodyum perklorat bileşiğinin her ikisinde de klorun yükseltgenme basamağı aynıdır. Cl2O7'de arkadaşlar oksijen eksi 2, klor artı 7'dir. NaClO4'te de sodyum artı 1, oksijen eksi 2, toplam yükü 0 eşitliyorum. O zaman klor ne olacak? Artı 7 olacak. Gördüğünüz gibi her ikisinde de yükseltgenme basamağı artı 7 çıktı. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Geçiyorum ikinci soruya arkadaşlar. İkinci sorumuz periyodik cetvelle alakalı. Gördüğünüz gibi diyor ki periyodik sistemde yerleri belirten elementlerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Elektronegatif en fazla olan T'dir diyor. Evet T 7A grubu arkadaşlar. Hatta flordur. Hangi elementi kastettiğini de söyleyeyim. Periyodik cetvelin elektronegatifi en yüksek olan elementidir flor. Yani burada kastedilen T ile. Z ve L 6. periyot elementleridir. Evet arkadaşlar 1. periyot, 2. periyot, 3, 4, 5, 6, 7, aşağısı 6, 7'nin devamı. O yüzden Z ve L her ikisi de gördüğünüz gibi 6. periyot. Altta olan L için arkadaşlar lantanitler serisindedir diyebiliriz. Biliyorsunuz bir alttaki de aktinitlerdir 7. periyot. Alttakilere lantanitler ve aktinitler iç geçiş metalleri denir. Birinci iyonlaşma enerjisi en fazla olan soy gazımızdır arkadaşlar. Bir nedir arkadaşlar? Periyodik cetvelde en yüksek iyonlaşma enerjisine sahip olan elementler soy gazlardır. Hem arkadaşlar çapının küçük. Tabi hidrojen daha burada X ile kasteden daha küçük ama soy gazı olmasından dolayı arkadaşlar en yüksek olan kimdir? K elementidir diyoruz. Burada kastedilen neon elementi. Y'nin oksiti bazik özellik gösteriyor. Evet metal oksitleri baziktir arkadaşlar. Y1A grubu alkali metal. O yüzden oksitleri bazik karakterlidir. X ve Y alkali metallerdir. Şimdi Y için bir sıkıntımız yok ama X arkadaşlar hidrojen. Hidrojen ne değildir? Alkali metal değildir. Hidrojen 1 ametaldir. İstisnaya dikkat etmek lazım. Periyodik cetvelde en fazla zaten hidrojenle helyum istisnalarına dikkat etmek lazım. Burada da hidrojeni sormuş. Gördüğünüz gibi cevabımız E şıkkı olacak. Üçüncü sorumuz gelsin. Hacim sıcaklık grafiği verilmiş arkadaşlar. Bir miktar ideal X gazına ait sabit basınçtaki sıcaklık hacim değişimi gösteren grafik yukarıda verilmiştir. Buna göre diyor aşağıdaki nicelikler hangilerinde A noktasında B noktasına göre daha büyüktür diyor. Şimdi öz kütleyle başlayalım arkadaşlar. Öz kütle D eşittir M bölü V. Şimdi bir miktar ideal gaz deyince kütle sabit. Kütle değişmiyor ama hacim değişiyor. Mesela A noktasındaki hacim, B noktasındaki hacim bu arkadaşlar. A noktasındaki hacim daha küçük olduğuna göre arkadaşlar nedir? Yoğunluğu daha büyüktür. B noktasının hacmi yani ben paydayı ne kadar büyük seçersem bu ne kadar artarsa yoğunluk o kadar azalır arkadaşlar. O zaman nedir burada? A'nın yoğunluğu B'nin yoğunluğundan daha büyüktür. A noktası B noktasına göre daha büyüktür diyorsa demek ki A şıkkında doğru olanı bulduk hemen. Mol sayısına bakalım. Mol sayısı M bölü MA. Bu aynı bir miktar ideal gazı kütle aynı. Aynı gaz olduğu için moleküler hali bu aynı arkadaşlar. A ve B için eşit bu.
Ortalama kinetik enerji sıcaklığa bağlı. Sıcaklığı daha büyük olduğu için B noktasında. O yüzden B A'dan büyüktür. Molekül hızı da zaten sıcaklığın bir etkisi olarak karşımıza çıkacak. Sıcaklığı fazla olanın molekül hızı da fazladır. O yüzden B yine A'dan büyük olacak. Mol kütlesi aynı madde olduğu için arkadaşlar A ile B noktasında aynı olacağını söyleyebiliriz. Cevabımız A şıkkı sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuz gelsin. Dördüncü sorumuz çözünürlük sıcaklık grafiği sıvı çözeltilerle alakalı. Bir soru diyor ki 10 derecede hazırlanmış 48 gram doymuş X tuzu çözeltinin sıcaklığı 15 dereceye çıkarılıyor. 10 dereceden 15 derece çıkartıyoruz ve doğal olarak çözünürlük artıyor. Tekrar doygun hale gelmesin en az kaç gram X katı eklenmeli? Şimdi bana verilen ölçülerle ben grafikten aynı ölçüleri arkadaşlar elde etmek istiyorum. Mesela bana neyi vermiş 10 derecede? Doymuş çözelti. Peki grafiğe göre 10 derecede doymuş çözelti kaç gram? 120 gram değil mi? 120 gram doymuş çözeltiyi ben 10 dereceden 15 derece çıkarsam çözünürlük 20'den 30'a çıktığına göre 10 gram daha ne yapabilirim? 10 gram daha X katısı çözebilirim. Peki 48 gramlık doymuş çözeltiyi ısıtırsam ne kadar daha çözerim diye X diyelim. İçler dışlar çarpımı yapalım. 48 çarpı 10 bölü 120 arkadaşlar. Şu sıfırlar birbirini götürsün. 48 bölü 12'den 4 gram daha ne yapabilirim ben arkadaşlar? X katısı eklersem çözebilirim diyebiliriz. Sıcaklığın artmasıyla çözünürlük arttığı için doymamış hale geliyor. Biraz daha ne yapıyoruz arkadaşlar? X katısı ekleyerek doymuş hale getirmemiz gerekiyor. Bunu sormuş bize arkadaşlar soruda. Beşinci sorumuz gelsin. Kimyasal bir tepkimeye yapılan bir etki sonucunda aktifleşme enerjisi azalarak eşik enerjisini aşan tanecik sayısı artmaktadır. Arkadaşlar bu etki katalizörden başka bir şey olamaz. Çünkü eşik enerjisini değiştiren, aktifleşme enerjisini değiştiren tek faktör nedir? Katalizördür. O zaman şıklarda direkt katalizör arayacağız. Evet, C şıkkında gördüğünüz gibi katalizör kullanmak demiş. Başka bir şeye bakmanıza gerek yok. Çünkü aktifleşme enerjisini değiştirebilecek tek faktör nedir arkadaşlar? Katalizördür. Ne yapıyordu? Şöyle hatta gösterelim. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği çizeyim ben size. Normalde böyle tepkimemiz. Katalizör kullandığı zaman şöyle nokta noktayla göstereyim. Aşağı doğru ne yapıyor? Aktifleşme enerjisini aşağı çekerek tepkimeyi hızlandırıyor. Peki 6. sorumuz gelsin. Evet 6. sorumuzda hız konusundan, kimyasal tepkimelerde hız konusundan gelmiş arkadaşlar. Şimdi bu tür sorularda %90'ında arkadaşlar hızın aynı olduğu deneyler vardır. Burada da var mesela bakın 2. ve 4. deneylerden bahsediyorum. Her ikisinde de hızımız 4 çarpı 10 üzeri -4 molar bölü saniye. Şimdi bu deneyden gidin, bu deneyleri seçerek başlayalım arkadaşlar. Şimdi mesela bu deneylere baktığımız zaman gördüğünüz gibi X'in derişimi değişmemiş. Y'nin derişimi değişmemiş bir ikinci ve dördüncü deneylerde. Z'nin derişimi yarıya düşmüş ama hızı değiştirmemiş. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Z nedir? Hız bağıntısında yoktur. Z hız bağıntısında yer almayan bir madde. Katı sıvı mı? Hayır değil arkadaşlar. Zaten hepsi gaz fazında gerçekleşiyor. Bunu şuradan da anlayabilirdik katı veya sıvı olmadığını. Bakın derişimler değişiyor gördünüz mü? Yani mesela 0,2, 0,2 burada değişmemiş ama 0,04 olmuş, 0,01. Katı ve sıvıların derişimleri değişmez. Mesela hepsi aynı değer olsaydı o zaman katı ya da sıvı olabilir derdik. Ama derişimin değişmesi bu maddenin katı ya da sıvı olmadığının bir göstergesi zaten. Buradan böyle bir yorum da yapmış olalım arkadaşlar. Şimdi artık ikili düşüneceğiz. Yani X ve Y'ye bakacağız. Mesela ilk iki deneye bakalım. Birinci ve ikinci deney. X sabit, Y gördüğünüz gibi iki katına çıkmış. Hız 4 katına çıkmış. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Y'nin derişimi iki katına çıkarken hızın 4 katına çıkması hızın arkadaşlar Y'nin derişiminin karesiyle doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Peki şimdi Y'yi sabit tutup X'e bakalım. Mesela 3 ve 4'e bakalım. Y sabit. X gördüğünüz gibi yarıya düşmüş. 0,2'den 0,1'e hız da yarıya düşmüş. O zaman demek ki X de birinci dereceden orantılı. X çarpı Y kare arkadaşlar. X çarpı Y kare R eşittir K çarpı X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin karesi. Yani değişiklik oldu gördüğünüz gibi. Yedinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Tampon çözeltiler zayıf eşlenik asit baz çözeltinin oluştuğu için çözelti ortamı asitik ya da bazik olabilir arkadaşlar diyor. Buna göre asitik ya da bazik tampon çözeltileriyle ilgili hangileri doğru olur? Aslında genelleme şu şekilde arkadaşlar. İşte zayıf asit eşlenik bazı değil mi? Tampon olabilmesi için eşlenik baz. Ya da zayıf baz eşlenik asit. Bunlar nedir? Tampon sistemlerdir. Peki ne belirliyor? Genelde buradaki arkadaşlar zayıf asit ve zayıf baz var ya kullanılan madde belirliyor arkadaşlar ortamın pH'ını. O yüzden hani direkt bunlara bakabiliriz. Mesela asitik tampon demiş. NH3 zayıf baz eşlenik asidi. Bazımız zayıf olduğuna göre arkadaşlar bu bir bazik tampondur.
Burada mesela zayıf asit gördüğünüz gibi. Burada da neyi var? Eşlenik bazı var arkadaşlar. CH3, CO eksi. O yüzden bu bir asidik tampondur. Burada HNO2 gördüğünüz gibi bir nedir arkadaşlar? Zayıf asit, asidik tampon. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? Yani şurayı kontrol ederiz en son. Biz yazalım ne olduğunu önce. HNO2 zayıf asit. Burada da NO2 kısmı nedir? Eşlenik bazı. O zaman bu da asidik tampondur. Peki bazik tampon, asidik tampon. Bu yanlış oldu. Bazik asidik, bu da yanlış oldu. Asidik asidik, evet arkadaşlar. Üçüncüsü doğru oldu. Cevabımız yalnız 3. Yani burada tamponu belirlerken zayıf asit, eşlenik baz. Zayıf baz eşlenik asitten oluşuyor ya tamponlar. Asitimiz zayıfsa tampon da asitik karakter gösteriyor. İşte bazımız zayıfsa tampon da bazik özellik genellemesine gidilebilir arkadaşlar. Tabii ki illaki istisnalar vardır ama basit düşünmemiz lazım. Bu tür sorularda cevabımız o yüzden nedir? Yalnız 3'tür diyoruz. 8. soruya bakalım. Saf suda çözünürken suya ısı veren saf XT2 tuzunun 40 derecede dipte katısı olmayan doygun sulu çözelti sıcaklığı 25 dereceye düşürülüyor. Buna göre demiş hangileri doğrudur? Şimdi suya ısı veren dediğine göre arkadaşlar bunun çözünmesi nedir? Egzotermik. X artı 2 artı 2Y artı ısı. Şimdi burada çift yönlü ok yapmıyorum çünkü dibinde katısı olmayan demiş arkadaşlar. Yani şu anda denge oluşmadı da. Denge durumu söz konusu değil. Ben burayı ne yapıyorum? Sıcaklığı 25 derece düşürüyorum. Yani egzotermik bir çözünme, çözünürlük sıcaklık grafiğinde şöyle işte 40 dereceden 25 dereceye ne yapıyor arkadaşlar? Düşürüyor. Çözünürlüğü artıyor ama sonuçta arkadaşlar nedir? Çözünürlüğü artsa dahi çözebilecek durumumuz yok bizim. Çünkü dibinde katımız falan yok arkadaşlar. O yüzden x artı 2 yön derişim azalır ifadesi yanlış oldu. Çünkü değişmez. X sıcaklığı azalttığımız zaman egzotermik bir reaksiyonda daha çok çözebilecek durumumuz var ama bizim dipte katımız yok arkadaşlar. Dipte katımız olmadığı için daha fazla çözemiyoruz. Suda çözünen XY2 miktarı değişmez. Evet, herhangi bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Dipte katıyı çözemiyoruz. Herhangi bir dipte katımız olmadığı için daha fazla çözünemediği için de çözünen XY2 miktarının değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Çözünürlük çarpımı KÇÇ değeri küçülür. Şimdi burada tabii ki hani doygun bir çözelti haline gelirse arkadaşlar bu sefer ne olacaktır? Sıcaklığın azalmasıyla derişimler azalacaktır arkadaşlar. Çözünürlük çarpımı gerçi ne yapıyoruz burada? Soğutuyor muyuz? 40 dereceden 25 derece düşüyoruz arkadaşlar. O zaman hani doygun hale gelebilir ve bundan dolayı da arkadaşlar iyon derişimleri artabilir. İyon derişimleri artarsa bu sefer nedir? Yani sonuçta 40 dereceye 25 dereceye düşürüyoruz. Doygun çözelti olursa arkadaşlar bu sefer iyon derişimleri artacağı için KÇÇ değeri küçülmez, artar deriz. Çünkü nedir? Egzotermik bir reaksiyon arkadaşlar. Sıcaklığın azalması iyon derişimlerini ne yapabilir? Arttırabilir doygun hale geldiği zaman. Yani gelebilir. Burada kesin bir yargı yapamıyoruz. O yüzden bu ifade arkadaşlar nedir? Yanlış diyeceğiz. Cevabımız yalnız 2 olacak. Geçiyorum arkadaşlar 9. soruya. Seri bağlı iki elektroliz kabından birinde ergimiş kalsiyum bromür, diğerinde ergimiş demir 3 bromür tuzları vardır. Kalsiyum bromür bulunan kabın katodunda 6 gram kalsiyum metali toplandığında diğer kabın katodunda kaç gram demir metali toplanır demiş. Şimdi burada arkadaşlar kalsiyum artı 2 iyonları 2 elektron alarak kalsiyuma ne yapacak? İndirgenecek katotta. Diğer kabın katodunda ise demir artı 3'ler. 3 elektron alıp onlar da demir katısını ne yapacak? İndirgenecekler. 6 gram kalsiyum 6 bölü 40. Yani şöyle sadeleştirelim. 3 bölü 20. 1'e 2 oranı var. Devreden geçen yük o zaman nedir? 6 bölü 20. Bunu da sadeleştirelim. 3 bölü 10. Şu an devreden geçen yük bu arkadaşlar. 0,3. 0,3. O zaman nedir? Şurası da nedir? 0,3'tür. 3'e 1, o zaman 0,1 mol ne toplanıyor? Demir toplanıyor. Zaten diğer kabın katodunda kaç gram demir toplanır? 0,1 mol demir. 1 mol 56 olduğuna göre 0,1 molü 5,6 gramdır diyoruz. 10. sorumuz gelsin. Yukarıda verilen tepkime zinciriyle ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Karboksilik asiti aldehiti, aldehiti alkole dönüşmüş arkadaşlar. Bir indirgenme durumu söz konusu. İndirgenme sonucu karboksilik asit aldehiti, aldehiti primer alkol, birinci alkole ne yapar? İndirgenir arkadaşlar. İndirgenme tepkimelidir. Doğru. Tepkime sözcüğe moleküldeki karbon sayısı değişmez. Evet, karbon sayısı değişmiyor. Mesela bir örnek vereyim. CH3
COOH, asetik asit indirgeniyor arkadaşlar. İndirgenizden iki karbonlu neye dönüşüyor? Asetaldehide dönüşüyor. Bir daha indirgiyoruz arkadaşlar. İki karbonlu kime dönüşüyor? Etil alkole dönüşüyor. Oluşan alkol primer alkol. Evet, aldehitlerin indirgenmesiyle zaten oluşan alkollerimiz nedir? Primer alkollerdir. O zaman cevabımız eş. 11. sorumuz gelsin. Yukarıdaki verilen bileşin adı cis2-büten'dir diyor arkadaşlar. Cis yapısı şöyle. Mesela X, X, Y, Y şeklinde olabilir mesela. Yani düzleme göre arkadaşlar aynı gruplar aynı tarafa bakıyorsa cis oluyor. Şu an biz cis2-büten diyoruz. O zaman şurası bakın metil grubu olursa 1, 2, 3, 4, 2-büten yapısı oldu. Ve şu anda CH3'ler aynı tarafa baktığına göre şurası da hidrojen olursa arkadaşlar olur. Cis2-büten yapısı bu şekilde olabilir. O zaman bunu arayacağız çıktılarda. X'in yerine CH3 gelecek. Y'nin yerine de hidrojen gelecek cevabımız. O yüzden B şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. 12. soruyla devam edelim. 12. sorumuzda yukarıdaki tabloda X, Y, Z ile gösterilen bileşiklerin sınıflandırılması diyor. Hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi primer alkol yükseltkendi aldehit, aldehit yükseltkendi karboksilik asite. Sekonder alkol yükseltkendi ketona. Burada ise tersiyer alkol var herhalde. Çünkü tersiyer alkoller yükseltkenmiyor. Evet, bunları istiyor bizden. X arkadaşlar karboksilik asit olacak. Y keton olacak arkadaşlar. Z de tersiyer alkol olacak cevabımız A. Bunları arkadaşlar bu sistematiği bileceğiz. Primer alkoller 1 derece yükseltkeniz aldehit. Aldehitler 1 derece yükseltkenizse karboksilik asit. Sekonder alkoller 1 derece yükseltkeniz keton. Ketonlar daha da yükseltkenemez arkadaşlar. Tersiyer alkoller yine yükseltkenmez diyoruz. Evet, son sorumuz arkadaşlar. Doymuş yağ asitlerinin gliserol ile tepkimesi. Doymuş yağ asitleri bunlar karboksilik asit. Çift karbon sayılı arkadaşlar. Yapısında karboksil karbondaki pi bağ dışında ekstra bir pi bağ olmayan düz zincirli çift karbonlu arkadaşlar nedir? Yapılardır karboksilik asitler. Bunlara doymuş yağ asit diyoruz. Mesela C17H35 COOH stearik asit bir doymuş yağ asittir. Biz bunu gliserolle ya da gliserinle reaksiyona sokarsak aynı şeydir bunlar. Bir ne elde ederiz arkadaşlar? Karboksilik asitlerle alkollerin tepkimesinden yağ elde edilir. Yağ. Yağlar bir nedir? Esterdir. Çünkü şu anda bir esterleşme reaksiyonundan bahsediyoruz. Asitle alkolün bileşimiz ester artı ne çıkacaktır? Su çıkacaktır. O yüzden hidroliz tepkimesi midir bu arkadaşlar? Hidroliz değil arkadaşlar. Bu bir esterleşme tepkimesidir. Katı yağ mı elde edilir? Evet. Kullandığım yağ doymuş yağ olduğu için elde ettiğim arkadaşlar yağ da katı yağdır. Eğer doymamış yağ asidi oranı fazla olsaydı bu sefer sıvı yağ elde edelim. Sabun elde edilir mi? Hayır, sabun değil. Yağ elde ediyoruz arkadaşlar. Ester sınıfı bileşik mi elde edilir? Evet, yağlar bir esterdir. Cevabımız 2 ve 4 olacak sevgili arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir AYT denemesinde sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.